Salur Kazan'ın esir düştüğü boy. Bir gün Trabzon Tekfuru Beylerbeyi Salur Kazan'a bir şahin göndermiş. Kazan Bey bir sabah şahinci başını, tavlacı başını, hizmetkarını almış, beylere, paşalara duyurmadan ava çıkmış. Az gitmişler, uz gitmişler. Vara vara Trabzon civarında tatlı bir su başına varmışlar. Suyun karışıp gittiği çayırların arasında ise büyük bir kaz sürüsü görmüşler. Kazan Bey, çarp da gel deyip şahini havaya atmış. Ama şahin kazlara dönüp bakmamış bile. Havalanıp gitmiş. Kazan Bey şahine çok öfkelenmiş. Bunu sana gösteririm deyip şahinin ardı sıra atını kanatlandırmış. Şahin havada, kendisi yarı yerde yarı gökte bir müddet gitmişler. Şahin Toman Kalesi'ne varınca inmiş. Salur Kazan Şahin'in kaleye indiğini görünce geri dönmüş. Tekrar su başına gelmiş. Şurada biraz uyuyalım, yorgunluk atalım demiş. Bir ağacın altına kıvrılıp yatmış. Yatar yatmaz da uyumuş. Oğuzların başına ne kaza gelirse uykudan gelirmiş. Oğuz beyleri yatmayınca 70 gün uyumazmış. Uyunca da 7 gün uyanmazmış. Meğer Trabzon Tekfuru Kazan Bey'e tuzak kurmuş. Bunun için de o uğursuz şahini eğittikten sonra hediye göndermiş. Şahin geri dönünce Kazan Bey'in kazavında olduğunu anlamış. Demek kuş kapana girdi. Salur Kazan tuzağıma düştü. Şimdi seni kuş gibi avlayayım da gör demiş. Derhal 1000 adam atlandırıp gidin su başlarını didik didik arayın. Kazan uzakta olamaz. Bulduğunuz yerde tepesine binin, tutup getirin diye askerlerine emreylemiş. 1000 atlı kafir kaleden çıkarak yay gibi açılmış. Ok gibi 4 bir yana dağılmış. Kaz, ördek, hura su başlarına doğru 4 nala koşturmuşlar. Çok geçmeden bir su başında Salur Kazan'ı uyurken bulmuşlar. Etraflarını çevirip 3 adamını oracıkta şehit eylemişler. Kazan Bey sanki kan uykusuna yatmış gibi hiçbir şey duymamış. Başında o kadar gürültü kopmuş da uyanmamış. Kafirler bunu fırsat bilip onun ellerini kollarını bağlamışlar. Bir arabaya bindirip urganlarla sıkıca sarmışlar. Salur Kazan'ı çevreleyip Toman Kalesi'ne doğru yürümüşler. Kazan Bey kanı gıcırtısına uyanmış. Yattığı yerden doğrulup kalkmış. Kalkarken de kollarındaki kalın urganları koparıp atmış. Etrafındaki kafirlere bir göz gezdirmiş. Sonra kanının ortasında bağdaş kurup oturmuş. Bir kahkaha atmış. Gevrek gevrek gülmüş. Kafirlerin beyi Salur Kazan'a, ''Neye gülüyorsun, haline mi?'' demiş. Kazan Bey de, ''Bre kafir, birden uyanınca kanı arabasını beşiğim sandım. Uzun eteklerinizle sizleri de çirkin dadılarıma benzettim, ona gülerim.'' demiş. Bu arada kaleye girmişler. Salur Kazan'ı tutup bir kuyuya atmışlar. Kuyunun ağzını da değirmen taşıyla sapasağlam kapatmışlar. Bir gün Tekfur'un karısı, ''Varıp şu kazanı bir göreyim, in midir, cin midir, ayı mıdır, kurt mudur, nasıl bir insandır, hele bir anlayayım.'' diyerek kuyunun ağzına gelmiş. Değirmen taşının deliğinden, ''Kazan Bey nedir halin? Dirliğin düzenin yerin altında mı hoştur yoksa yerin üstünde mi hoştur? Hem şimdi neyi içiyorsun neye biniyorsun?'' demiş. Salur Kazan, ''Ölülerine verdiğin yemekleri ellerinden alıyorum. Ölülerinin en rahvan koşanına biniyorum. Yaşlılarını ise yedeğimde çekiyorum.'' demiş. Tekfur'un karısı bu cevap karşısında neye uğradığını şaşırmış. ''Aman Kazan Bey aman, 7 yaşında bir kızım ölmüştür. Dininin hakkı için ona binme.'' diye yas yas yalvarmış. Kazan Bey, ''Ölülerinin arasında ondan rahvan koşanı yoktur. Hep ona biniyorum.'' deyip susmuş. Kadın 2 eliyle kafasına vurarak koşmuş. Bir yanda da, ''Vay ki vay, senin elinden ne yeryüzünde dirimiz ne de yer altında ölümüz kurtulmuş.'' diyerek doğruca Tekfur'a varmış. ''Kerem eyle, o kazanı kuyudan çıkar. Kızcağızımın belini koparacak. Yer altında hep kızcağızımıza biniyormuş.'' deyip diğer ölülerimizi de toplayıp yedekle çekiyormuş.
hem ölülerimiz için verdiğimiz yemeği ellerinden alıp yiyormuş. Onun elinden ölümüze de dirimize de kurtuluş yokmuş. Dininin aşkına onu kuyudan çıkar diye ağım ağım ağlamış, sızım sızım sızlamış. Tekfur karısının ısrarına dayanamayıp ileri gelen adamlarını toplamış. Kazana tuttuk, zindana kapattık. Ama bunun oğlu Uşağı, kardeşi Uşağı var. Yarın bir gün onlar izni bulurlar. Gelip karşımıza dikilirler. İyisi mi ağzından yemin billah söz alıp kazanı bırakmalı. Siz ne diyorsunuz demiş. Kafirler de sen doğrusunu düşünmüşsün diye onu desteklemişler. Salur kazanı kuyudan çıkarıp Tekfur'un meclisine getirmişler. Tekfur Kazan Bey'i karşısına alıp bir daha üzerimize düşmanlık için gelmeyeceğine ant iç, yemin et. Sonra da bizi öv, oğuzları yer. Seni bırakalım. Var yoluna git demiş. Kazan Bey Tekfur'u dinledikten sonra vallahi billahi doğru yolu görürken eğri yoldan gelmem deyip yemin etmiş, ant içmiş. Bu yemin kafirlerin çok hoşuna gitmiş. Kazan iyi ant içti. Doğru yolu görürken eğri yoldan gelmeyeceğine söz verdi demişler. Tekfur Salur Kazan'a hadi bizi öv, oğuzları yer demiş. Kazan Bey, Yağız ata binmeyince benim dilim çözülmez. Atımı eğerleyip getirin, ben de bineyim, ondan sonra sizi öveyim demiş. Bu söz üzerine Tekfur sıçrayıp kalkmış. Olmaz, Türk'ün atı kanatlarıdır. Seni ata bindirelim de uçup gidesin öyle mi? Yağma yok, ya bizi översin ya da zindanı boylarsın demiş. Salur Kazan hiç istifini bozmadan, o zaman bir kafir getirin ona bineyim, ondan sonra sizi öveyim demiş. Salur Kazan'ın bu şartını kabul etmişler. En iri yapılısından bir kafir çağırmışlar. Bir gem, bir eğer, bir de yular getirmişler. Salur Kazan eğeri kafirin sırtına vurmuş. Kolan kayışını karnından dolayıp çekmiş. Ağzına gem verip başını yukarı çekmiş. Daha sonra sıçrayıp sırtına binmiş. Deh deyip de ökçelerini vurunca kafirin kaburgalarını birbirine geçirmiş. Gemi çekince de ağzını ayırıp atmış. Dağ kütlesi gibi olduğu yere yığılmış. Üzerine oturup, "Bre kafirler, bu canın halini nereden buldunuz? Deh demeden ölüverdi. Madem yemin edip ant içtim, bari bir kopuz verin de sizi öveyim demiş. Tekfur intikam korkusundan bir adamının ölmesine aldırmamış. Bir kopuz getirip Salur Kazan'a vermiş. Bir daha üzerimize düşmanlık için gelmeyeceğine ant iç, yemin et. Sonra da bizi öv, oğuzları yer. Ondan sonra seni bırakalım, var yoluna git demiş. Kazan Bey Tekfur'u dinledikten sonra, vallahi billahi doğru yolu görürken eğri yoldan gelmem deyip yemin etmiş, ant içmiş. Bu yemin kafirlerin hoşuna gitmiş. Kazan iyi ant içti. Doğru yolu görürken eğri yoldan gelmeyeceğine söz verdi demişler. Tekfur Salur Kazan'a hadi bizi öv, oğuzları yer demiş. Salur Kazan kopuzu almış eline, başlamış söylemeye. 10.000, 20.000, 40.000 düşman ne ki bre kafir. 70.000, 80.000, 90.000 düşman ne ki bre kafir. 100.000 düşman gördüm de yüzümü dönmedim. Yüzü dönmez kara kılıcımı elime aldım. Muhammed'in dini aşkına kılıç vurdum. Ak meydanda yumru başı top gibi kestim. O zaman bile erim beyim diye övünmedim. Övünenleri hoş görmedim. Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni. Kara kılıcını çal kes başımı. Kılıcından geri çekilmem. Kendi aslımı, kendi kökümü yermem. Kazan Bey bir daha söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Akçakale sürmeli de at oynattım. At ile karun eline baskın yaptım. Akhisar kalesinin borcunu yıktım. Ak akçe getirdiler, bakır dedim. Kızıl altın getirdiler, bakırdır dedim. Ela gözlü kızını gelinini getirdiler, aldanmadım. Kilisesini yıkıp mescit yaptım. Altınının gümüşünü yağmalattım. O zaman bile erim beyim diye övünmedim. Övünenleri hoş görmedim.
Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni, seni övmem. Kendi aslımı, kendi kökümü yermem. Kazan Bey bir daha söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Ak kayalığın erkek kaplanında bir köküm var. Kırda bayırdaki geyiklerinizi durdurmak için. Ak sazlığın arslanında bir köküm var. Alaca kısraklarınızı durdurmak için. Azman kurt yavrusunun erkeğinde bir köküm var. Akça yünlü koyunlarınızı gezdirmek için. Ak doğan kuşunun erkeğinde bir köküm var. Alaca ördeğini, karaca kazını uçurmak için. Kudresli Oğuz elinde Uruz adında bir oğlum var. Bir kardeşim var Karagöne adında. Yeni doğanını bile yaşatmazlar. Eline geçmiş iken bre kafir öldür beni, yok et beni. Kılıcından geri çekilmem. Oğuz erenleri dururken seni övmem. Kendi aslımı yermem. Kazan Bey kendilerini övmeyince kafirler hiddetlenmiş. Bu bizi övmedi. Hemen kafasını vurup öldürelim demişler. Tekfur ileri çıkıp, bunu arkasız adam mı bellediniz? Öldürmek olmaz, bunun oğlu var, kardeşi var. Bugün yarın bütün oğuzlar üstümüze gelirler, o zaman ne yaparız demiş. Ötekilerini vazgeçirmiş. En son Kazan Bey'i götürüp domuz ahırına hapsetmişler. Kah kuyuda, kah domuz damında çileli 16 yıl geride kalmış. At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Kazan Bey ava çıkarken yeni doğmuş bir oğlu varmış. Oğlan büyüyüp güçlü kuvvetli bir yiğit olmuş. 16 yaşına basmış. O vakte kadar dedesi Bayındır Han'ı babası bilirmiş. Uzun boylu Burla Hatun, Uruz'un babasının esir olduğunu büyüyüp güçlenmeden bilmesin. Vaktinden evvel öğrenirse gider, kendini kafire vurdurur, acım bir iken iki olur diye oğlundan saklarmış. Meğer Uruz nasıl öğrenmiş ise bir gün hakikati öğrenmiş. O an can evine bir ateş düşmüş. Uruz anasına haber verip derhal yürümüş. Burla Hatun kayını Karagöne'ye, Uruz babasını öğrendi, durmaz gider diye acele haber vermiş. Karagöne hemen atlanıp Uruz'a yetişmiş. Onun ardınca boz atlı Bamsı Beyrek gelmiş. Derken eğilik koca oğlu dönebilmez Dölek Evren yanlarında bitmiş. Düzen oğlu Alp Rüstem atlanıp gelmiş. Bütün Oğuz beyleri askerlerini toplayıp gelmişler. Bu yiğitlere Karagöne baş olmuş. Borular çalınmış, davullar dövülmüş. Kafir illerine doğru yola çıkmışlar. Oğuz yiğitleri az gitmişler, uz gitmişler. Derelerden sel gibi akmışlar. Tepelerden yel gibi esmişler. Karlı dağlardan, buzlu sulardan geçmişler. Dağdan, taştan, sudan, ağaçtan haber sormuşlar. Ama dağ, taş, su, ağaç ne haber versin? Kazan Bey'in nerede tutulduğunu nasıl söylesin? Oradan Trabzon boylarına varmışlar. Sarp bir kayalıkta, önünde kara cübbeli keşişlerin bekleştiği, kartal yuvasına benzer bir kilise görmüşler. Uruz, varalım şu keşişlere bir soralım. Belki babamdan bir haber verirler demiş. Oğuz yiğitleri kiliseye doğru yürümüşler. Keşişler bunları görünce kaleye kaçışmışlar. Kapıyı sıkıca kapattıktan sonra Oğuz yiğitlerini yukarıdan taşa tutmuşlar. Uruz, bre beyler, biz bunlara ne ettik de bizi taşlıyorlar. Beni seven alttan insin. Kafirin kafasına birer gürz vuralım demiş. 16 yiğit sıçrayıp attan inmiş. Gürzünü omzuna atan, kalkanını kafasına tutan sürgülü sağlam kapının önüne gelmiş. Gelen bir gürz vurup kenara çekilmiş. 3-5 darbeden sonra kapı un gibi dağılmış. Kapı açılınca Oğuz yiğitleri içeri dalmışlar. Kafirler aman dileyip el ete köpmüşler. Kazan Bey'in Toman Kalesi'nde esir tutulduğunu söylemişler. Oğuz yiğitleri de kafirleri bağışlamışlar. 4 nala Toman Kalesi'ne doğru yola çıkmışlar. Meğer kiliseden gizli bir geçit varmış. Keşişin biri buradan kaçıp Tekfur'a haber getirmiş. Ne duruyorsunuz, üzerinize düşman geldi diye yetiştirmiş. Tekfur ileri gelen adamlarını toplayıp, bunlarla nasıl savaşalım, nasıl uyuşalım demiş.
Kafirin biri, bunlarla savaşmanın, anlaşmanın yolu karşılarına kazanı çıkarıp vuruşturmaktır. Başka bir hal çaresi yoktur demiş. Hemen varıp salur kazanı domuz damından çıkarmışlar. Tekfur'un önüne getirmişler. Tekfur, kazan üstümüze düşman geldi. Kavga veya haraçla bu belayı başımızdan savarsan seni bırakırız. Sonra bizim memlekete düşmanlığa gelmeyeceğine de söz vermelisin, yemin etmelisin demiş. Salur kazan, vallahi billahi doğru yolu göre göre eğri yoldan gelmem demiş. Ant içip yemin etmiş. Kafirler kazan iyi yemin etti diye sevinmişler. Tekfur kaçmasın diye askerini Kazan Bey'in etrafına toplamış. Daha sonra zırh, miğfer, kılıç, kalkan, mızrak getirtmiş. Salur kazanı baştan ayağa kendileri gibi giydirip donatmışlar. Kurulu meydana indirmişler. Bu sırada Oğuz gazileri gelmişler. Toman kalesini çevirmişler. Gümbür gümbür davullar çalınmış, borular öttürülmüş, kafire karşı meydan okunmuş. O zamanlar iki taraftan birer kişi meydana çıkar, teke tek dövüşürlermiş. Savaş ondan sonra başlarmış. Kafirler salur kazanı öne çıkarmışlar. Kazan Bey bakmış ki Oğuzların önünde ak boz atlı, sağlam demir giyimli, ak sancaklı bir yiğit duruyor. Onun yanında kardeşi Karagön'e saf bağlamış bekliyor. Daha nice Oğuz beylerini görmüş ama kardeşinden başkasını tanımamış. Birden at sürüp meydana girmiş. Karşısına boz atlı beylek çıkmış. Kazan Bey burada söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Karşıma çıkan yiğit kimsin? Demir zırhlı yiğit kimlerdensin? Adın nedir söyle bana. Beylek söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Kafir sen beni bilmez misin? Parasar'ın Bayburt Hisarı'ndan uçan, Bay Büreoğlu Bamsı Beyrek bana derler. Gel beri dövüşelim. Beyrek sözünü bitirince Kazan Bey, Bey yiğit, başın için söyle bana. Askerin önünde ak boz atlı bir yiğit çıktı. Alay bağlayıp ak sancak dikti. Yiğit, başın için o yiğit kimdir, kimin nesidir demiş. Beyrek, kimin nesi olacak kafir, beyimiz Kazan'ın oğludur demiş. Kazan Bey kendisini tanıtmadan, elhamdülillah benim oğlum büyük yiğit olmuş diye gönlünden geçirmiş. Beyrek, kafir daha ne kadar onu bunu soracaksın deyip saldırmış. Altı kanatlı gürz ile bir darbe sağlamış. Salur kazan beyreği bileğinden tutuverip ensesine bir çomak vurmuş. Sen git akboz atlı beyin gelsin demiş. Beyrek atının boynunu kucaklayıp gitmiş. Bunu görünce eğili koca oğlu dönebilmez dölek evren meydana girmiş. Kazan Bey burada söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Karşıma çıkan yiğit kimsin? Büyük cins atlı yiğit kimlerdensin? Adın nedir söyle bana. Eğilik koca oğlu dönebilmez dölek evren. Kafir, benim adımı bilmeyen kafir mi var? 57 kalenizin kilidini alan eğilik koca oğlu dönebilmez dölek evren bana derler deyip mızrağını koltuğuna kıstırmış. Kazan Bey'e doğru at sürmüş. Kazan Bey kendini tanıtmamış. Hışımla gelen dönebilmez dölek evrenin mızrağını elinden alıverip kafasına çalmış. Mızrak parça parça olmuş. Kazan Bey, sen git, ak sancaklı beyin gelsin demiş. Dönebilmez dölek evren ne yana gittiğini bilmeden dönüp gitmiş. Oğuz yiğitleri birbirine saldırdıkça Tekfur bu işi akıl eden adamına, hayaklığına bin yaşa, oğlunu babasına, kardeşi kardeşine kırdırıyoruz diye alkış tutuyormuş. Kazan Bey er dilemiş. Uruz ileri atılmaya yeltenmiş ama amcası Karagön'e dizginlerini tutup bırakmamış. O an Düzenoğlu Alp Rüstem meydana dalmış. Teklifsizce kılıç çekip kazanın üzerine atılmış. Kazan Bey bir darbede Alp Rüstem'in sakalının yarısını tıraş edip ''Sen git demir zırhlı beyin gelsin'' demiş. Uruz amcasının elinden dizginini ansızın çekip almış. Ak boz atını yıldırım gibi meydana sürmüş.
geldiğiyle salur kazana kılıç indirişi bir olmuş. Zırhını kesip atmış. Dört parmak derinliğinde omzuna oturtmuş. Kazan Bey'in alkanı şorlamış. Koynuna dolmuş. Uruz geri dönmüş. Bir darbe daha indirmek üzere gelmiş ki salur kazan kendisini oğluna tanıtmış. Görelim hanım ne söylemiş. Kara dağımın yükseği oğul. Kara gözlerimin feri oğul. Alpim Uruz. Arslanım Uruz. Aksakallı babana kıyma oğul. Birden Uruz'un şefkat damarları kaynamış. Kara çekik gözleri kanlı yaşı olmuş. Alttan inip babasının ayaklarına kapanmış. Ellerini öpe öpe af dilemiş. Kazan Bey de oğlunun boynuna sarılıp yüzünü gözünü öpmüş. Oğuz beyleri at sürüp bunların etrafını çevirmişler. Hepsi attan inerek Kazan Bey'in elini öpmüşler. Bu manzarayı gören kafirin dünya alem başına dar gelmiş. Hepsi kaçacak delik aramış. Beyler kalkıp at sürmüşler. Kılıç çalmışlar. O gün kafirin köküne kıran girmiş. Dereler, tepeler kafir ölüsünden geçilmez olmuş. Oğuz yiğitleri Toman Kalesi'ni almışlar. Kilisesini yıkıp yerine mescit yapmışlar. Kafirin ağır akçesini, bol hazinesini ganimet getirmişler. Uruz kanlı kafir elinden babasını çekip alınca akça yüzlü anasına müjdeci gelmiş. Kazan Bey'in kızı gelini yollara dökülmüş. İleri varıp babalarının elini öpmüşler, ayağına kapanmışlar. Salur Kazan geniş çayırlığa, güzel çimenliğe büyük otağlar kurdurmuş. Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kestirmiş. Erkek cinsi besili mallardan birer sürü kırdırmış. Güzel yemekler, soğuk içecekler hazırlatmış. İç oğuzlara, dış oğuzlara ziyafet vermiş. 7 gün 7 gece yiyip içmişler. Birbirleriyle hoş geçinmişler. Dedem Korkus gelip neşeli havalar çalmış. Gazi erenlerin başına ne geldiğini söylemiş. Hani övdüğümüz beyler, dünya benim diyenler. Ecel aldı, yer gizledi. Fani dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Ölüm vakti geldiğinde Allah arı imandan ayırmasın. Kadir Mevla kimseyi namerde muhtaç eylemesin. Amin diyenlerin Allah yüzüne baksın. Günahınızı adı güzel Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine bağışlasın. Hanım hey.